Evet, yayındayız. Değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler, yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her gün değişik konuk alıyoruz. Şu anda da yanımızda menajer bir hanımefendi var. Bir hoş geldin diyelim, sohbetimize başlayalım. Kimdir, ne işle uğraşıyor? Evet, hoş geldiniz Fatma Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Miraç TV yayınları izliyorsun. İzliyorum. Evet. Bir tanıyalım sizi önce. İsim, soyisim, memleket. İsmim Fatma Saraç. Kastamonluyum. Evet, Kastamonu'daki dostlara da selam olsun. Bizden oradakilere de selam olsun. Evet. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ben. Kastamonu'ya tatillere gidiyorum sadece. Tatilde gidiyorum Kastamonu'ya. Gezip dolaşıp orada geliyoruz. Orada yerler var değil mi orada? Var, yerlerimiz var, evimiz var. Evet. Orada amcamlar var orada. Gidiyoruz. Fatma Hanım, bir kere ne işle uğraşıyorsunuz onu soralım. Biliyoruz da izleyiciler açısından, bilmeden organizatör, genel menajer, asistanlık, danışmanlık yapıyorum. Basın danışmanlığı yapıyorum. Evet. Hemen hemen 10 yıldır televizyon. Hocamın evet. Mekan, programlarındayım. Konser, etkinlik, düğün, dernek. Hepsiyle ilgileniyoruz. Küçük büyük festivallere gidiyoruz. Sanatçılarımla beraber, kimi isterlerse onlarla beraber organizasyonu yapıp gidiyoruz onlarla beraber. Programımızı yapıp dönüyoruz. Tabii ben hep kamera arkasıyım. Beni hiç kamera önüne defa çıkmıyorum ama yani görecekler. Ziyaretimize geldiniz. Evet, ziyaretimize geldiniz. Genellikle bayanları pek yerine almıyoruz. İsteğe göre alıyoruz. Yani dedikler ama aldığımız da oluyor. Yani herkese bizim televizyon biraz gibi açık. Çok ama şöyle ederim. Yani kim iş icabı alıyoruz. Siz çünkü menajerlik yapıyorsunuz. Evet. Çünkü ön planda görünmeniz açısından insanlara evet. Çünkü bir faydalı iş yapıyorsunuz. Sanat camiasında olsun. Evet. O konuda çünkü sizi yayına almamız gerekiyordu. Teşekkür telefon ederim. Numarası çünkü size ulaşmaları açısından. Evet. Zaman zaman benim kliplerde numaram geçiyor ama ben buradan yine numaramı vereyim. 533 334 65 69'dan bana her zaman ulaşabilirler. Sürekli telefonum açıktır. Ulaşırlar. Oradan bir saniye daha söyleyebilirsin. 533 334 65 69 numaramdan bana ulaşabilirler. Kendilerinin elinden geldiği kadar yardımcı olurum. Evet, hemen sanat camiasına direkt irtibata geçiyorsun. Evet, direkt irtibata geçiyorum. Evet. Önün ne gibi faaliyetler? Yani burada açık parantez olarak. Faaliyet olarak hani şimdi sanatçımızın hani kendi branşına göre program yapıyoruz ona. TV programı da hazırlıyoruz. Yapım yönetiminde de yer alıyorum. Yapımcılık da yapıyorum ayrıca. Dedim ya kamera arkasıyım. Hani kamera önüne fazla çıkmayı sevmiyorum aslında. Ama kameraya ama bazen da alışkınım. Gerekiyor. Bazen de gerekiyor. Ve zaman zaman sağ olsun bizi alıyorlar kamera önüne. Evet. İşte selamlaşıyorlar, tanıtıyorlar. İşte menajerimiz diyorlar. Kamera yani, arkası arkadaşlarımız alıyorlar bizimle beraber. Bu arada yani televizyon programı hazırlıyorum. Hani program yapmak isteyenlere de yardımcı olabilirim. Bu arada yapımcılık da yaptığım için. Peki. Şimdi yeni dönemde birkaç televizyonda arkadaşlara program hazırlıyoruz. Sanatçı arkadaşlarımıza. Kendi kadromda olan sanatçılarım da var. Onlarla beraber başlayacağız programa. Onlarla beraber yol alacağız inşallah. Teklifler geliyor bana. Geldiği zaman da ben o teklifleri değerlendirip solistlerime ulaşıyorum, konuşuyorum onlarla. Onlar da tamam derlerse programa başlıyoruz. İnşallah var birkaç tane devam edecek olan ve yeni başlayacağımız olanlar var. Oradan bize ulaşabilirler. Biz orada da geçireceğiz. Evet. Başarıların devamını diliyoruz değerli izleyiciler. Teşekkür ederim. Evet, sevgili kameramanımız oradan bir şey işaret ediyorlar. Evet. Diyorlar ki burada Miraç Bey de buradan söyle diyorlar. Ben onu anlıyorum. Onunla da artık bir programa adım atacağımızı söyle tamam. diyorlar. Tamam. Biz de buradan onu da söyle. İnşallah sizinle yeni yayın döneminde güzel bir programa adım atar, program yaparız. Memnun olurum. Yani. Biz de memnun oluruz inşallah. Evet. Programı hazırlarız, sunarız. Var böyle sponsor kardeşlerimiz var mı? Evet, sponsor. Yani söz veriyorlar, biraz daha haber bekliyoruz. Biz de öyle bir şey değil mi? Şimdi ben onlara da şöyle diyeceğim. Onlar da bizi izleyecekler.
Şimdi bir programa başlayacağımız zaman biz önce sponsorlardan söz alıyoruz. Tabii onlarla konuşuyoruz. Evet. Zaten televizyonumuz bizi aramıştı. Biz onlarla görüşüyoruz, gidip program yapacağız bu solistimizle, sanatçımızla diye. Gidip sponsorlarla görüşüyoruz. Bize tamam diyorlar. Program başlayacağı zaman da bazen zaman zaman vazgeçebiliyorlar. Ben buradan onlara sesleniyorum. Lütfen yani söz verdikleri zaman sözlerinde dursunlar. Çünkü ben böyle birkaç tane olay yaşadım. Söz verdiler, tam program başlayacak, yok işte hani şimdi olmaz sonra falan gibilerden söz ettiler. Onlara buradan sesleniyorum, lütfen yani onu yapmasınlar çünkü biz de rencide oluyoruz. Çünkü televizyon yani bir şey değil yani, bu televizyon camiasında rencide oluyoruz biz de burada. Giderleri var. Tabii onların giderleri var, onların da biz reklamını yapıyoruz. Biz onların reklamını seve seve yapıyoruz, istedikleri kadar yayınlıyoruz reklamlarını. Televizyonun da yayınladığı kadar da yayınlıyoruz. Ama onlar da bize birazcık ne olur hani şey davransınlar. Yani bunu hani vazgeçmesinler. Evet demesinler. Ya da dedikleri zaman sözlerinin arkasında dursunlar. Ben sponsorlarımıza buradan sesleniyorum. Evet. Bunu her zaman için Fatma ben Hanım, söylemek istiyordum. İyi oldu. Evet. Bir böyle şairlik var mı? Yani böyle bayan bunlar da güzel okuma yapar. Vardı. Yani öyle bir şiir miyir? zamanlarda okurdum sen? Ama şu an işte Koro'ya gidiyordum. O da tatile girdi. Koro'da bir solo parça yaptırdı bana hocam. Ne okursun ne okursun diye sorarken ben dedim hocam benim bir tarafım Karadeniz'e dayanıyor. Ben bir Karadeniz çalışacağım demiştim. Tamam. O da bana Divan-ı Aşık gibi okuttu. Tamam. Dinleyelim. Dinleyin bakalım. Sesim de çok güzel değil ama yine olsun, de ben size bir okuyayım. Divane aşık gibi de dolanırım yollarda. Divane aşık gibi de dolanırım yollarda. Kız senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Evet, bir alkış alalım bakalım kameranın arkasında. Teşekkür ediyorum. Ben Altın Çocuk diye bir yakışıklı bir adam var. Fahri diye burada evet. Kamera arkasında da ne söylemek istersen onunla beraber de program yapıyorsunuz. Evet. Ben ona başarılar diliyorum. Bundan sonraki hayatında beraberiz inşallah. Altın Çocuk ama altın göremedim ben ondan. Yani bu niye? onun altın gibi bir kalbi var. Altın gibi bir öyle kalbi olduğu için o Altın Çocuk her zaman altın gibi bir kalbi var. Onu da şöyle diyeceğim. Altın Çocuğu ben çok eskiden, yıllar öncesinden tanıyorum. Hemen hemen bu 20 yıla dayanıyor diyelim. Yani radyoculuk, ilk radyoculuk dönemlerinden tanıyorum ben onu. Onun çok güzel bir abonesiydim ben. Radyosunun çok güzel dinleyicisi ve abonesiydim. Hemen hemen her günkü programlarında mutlaka ondan bir şey alırdım. Hani, bak ne güzel. Hiç onu boş geçmezdim yani. Onu her alırdım ondan. O günden bugüne bayağı bir zaman değişti. Biz hepimiz değiştik ama yine beraberiz. Bundan sonraki programda TV Kest'te beraberiz. Çok orada güzel. Artık program yeni dönemde beraber olacağız. Ona yardımcı olacağız. Artık onunla ne isterse beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Herhalde ölene kadar beraberiz diyeceğim ben. Alkış diyelim. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Kamerayı şöyle bir yakışıklı sallayalım. Sallayalım buradan. Evet. Teşekkür ederiz.